Yusuf! 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 Besme, Yusuf'u gördün mü? Ne var, ne oldu? Yusuf kayboldu. Yanıma gelmedi, ne oldu? Faika hala, Yusuf! Yusuf? Yusuf kaybolmuş. Anne, kayıp mı olmuş? Kuyu. Kuyu, kuyuya düşmüş olmasın sakın. Yusuf! Kuyuya düşerken çıkardığı sesi duydunuz mu? Hayır, duymadım. Biraz sabırlı olun hanımım. Nereye saklandıysa çıkar ortaya. Peki niye çıkmıyor? Nereye gitmiş? Neden böyle ağlaşıyorsunuz? Yusuf'a ne yaptınız? Konuş! Sakin ol. Sakin ol. Bakalım ne oldu? Ne oldu? Evde her zamanki işlerle meşguldüm. Çocuklar da avluda oyun oynuyordu. Birden Yusuf'a seslendiklerini duydum. Ne oldu dedim. Yusuf, Yusuf kayboldu dediler. Her tarafa baktınız mı? Baktık. Emaneti böyle mi korudunuz? Yusuf'a böyle mi baktınız? Neden? Neden dikkat etmedin? Yeter. Sus da ne olduğunu öğrenelim. Yusuf'um. Evin karanlık köşelerine de baktınız mı? Evet, baktık. Yusuf akıllı bir çocuk. Neredesin? Kendisini bulamayacakları bir yere saklanmış olmalı. Neredesin? Mesela sandığa ya da tandırın içine. Aman Allah'ım! Yusuf! Yusuf! Uykuya dalmış. Gel bakalım Yusuf. Gel buraya oğlum. Merhaba baba. Merhaba gönlümün azizi. Burada ne yapıyorsun? Halasının bir tanesi. Yüreğimi ağzıma getirdin. Orada ne yapıyordun? Tandırın içine neden girdin? Oynuyorduk biz. Kardeşlerim beni bulamasın diye buraya saklanmıştım. Faika, gözünü Yusuf'un üzerinden ayırmamalıydın. Yusuf tandırın içinde boğulsaydı ne yapardık? Kardeşim Rahel'e çocuklarını koruyacağıma dair söz vermiştim. Bundan böyle onu bir an bile gözümün önünden ayırmayacağım. Hadi. Yusuf'suz yaşayamam, asla yaşayamam. Bana bu kadar ıstırap çektirme. Ayağı çukurda yalnız ve yaşlı bir kadın olarak sana yalvarıyorum. Ne olur. Hayır, bu son kararım. Söz veriyorum bu kez öncekinden daha dikkatli davranacağım. Doğrusu Faika, Yusuf'un ayrılmasını artık tahammül edemem. İyisi mi burada yanımızda kalsın? Bana bir şans daha vermenizi istiyorum. Bir fırsat daha. Faika, biliyorsun ki Yusuf sıradan bir çocuk değil. Yusuf söz konusu olunca müsamaha gösteremem. O halde Yusuf'la olan bağımı birden koparmayın. Bırakın birkaç gün yanımda kalsın.
Ona olan sevgimi azaltayım biraz. Lütfen, size yalvarıyorum. Sana son sözümüzü söyledik. Niye? Sadece birkaç gün. Duydum. Sadece birkaç gün. Sadece birkaç gün. Onu kendi ellerimle size getireceğime dair söz veriyorum. Gidelim yavrum. Sana minnettarım Leya. Minnettarım kardeşim. Allah yardımcın olsun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hala, siz uyumadınız mı? Sen uyu yavrum. Benim uykum gelmedi. Uyandın mı Yusuf'um? Siz sabaha kadar hiç uyumadınız mı? Her uyandığımda siz de uyanıktınız. Evimden gidecek olman ruhumdan huzuru, gözümden de uykuyu kaçırmış olmalı Yusuf'um. Ama ben buradan ayrılmak istemiyorum hala. Sizi çok seviyorum. Eve gitmek istemiyorum. Eve gitmesem nasıl olur hala? Gerçekten de beni seviyor musun oğlum? Annem Rahel gibi kokuyorsunuz. Teyzem Leya'yı da seviyorum. Ama bana ilgi gösterince kardeşlerim kıskanıyor halacığım. Ah. Yavrum benim. Demek halanın yanında kalmak istiyorsun öyle mi? Hı. Seni burada tutmak için aklıma harika bir fikir geldi. Ama senin de bana yardım etmen gerekiyor. Kalk hazırlan da babanın yanına gidelim şimdi. Merhaba baba. Selam hala. Selam babasının bir tanesi. Selam size. Emanetinizi vermek için geldim. Sağ salim getirdim onu. Faika hala merhaba. Selam kızım. Ona birkaç gün bakacaktın, ne oldu? Yusuf, hoş geldin oğlum. Emanet geri verilmeli. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Memnun değilseniz geri götürebilirim. Hayır. Onu geri getirdiğin için sana minnettarız. Bir süreliğine de olsa bakımını üstlendiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Yusuf, hadi oynayalım. Git ol.
Allah'a ısmarladık kardeşim. Güle güle. Güle güle hala. Yusuf'la kardeşleri arasında ne fark var? Niçin ona bu kadar değer veriyorlar? Bu çok açık. Yakup ve kardeşi Yusuf'u bizim çocuklardan daha çok seviyor. Dök. Besme. Besme. Buyurun hanımım. Babam İshak peygamberin kuşağı kaybolmuş. Onu gördün mü? Hayır. Gel benimle. Ahaliye ve şehrin ileri gelenlerine de haber vermek gerekir. Gidelim. Yürü. Dikkatli olun dini. Tamam. Bekle Yehuda. Sizler de acele edin. Dikkat edin. Ne oldu kardeşim? Besmi, ne olmuş? İshak peygamberin kuşağı kaybolmuş. Her yeri aradınız mı? Aradık. Babamız İshak'ın yadigarıydı. Çok üzgünüm. Kuşağı Yusuf'tan alıp saklamıştım. İyice arayın. Bulacağınızdan eminim. Her yeri aradık. Herkese sorduk. Ama bulamadık. Ne zaman kayboldu? Ne bileyim ben. Yusuf'u buraya getirdiğim günden beri kuşağı da görmedim işte. İçinizde bu kuşağı gören var mı? Yusuf buraya gelmeden önce onu bir yere saklamış olabilir. Yusuf o kuşağı çok sevdiği için almış olabilir mi Yakup? Yusuf hırsızlık mı yaptı yani? Kendine ait olduğunu veya onu bağışladığımı düşünmüş olabilir. Ama ben sanmıyorum bunu. Ben kuşağı bulmak için her yeri ve herkesi arayacağım. Buluncaya kadar da içim rahat etmeyecek. O kuşağı yalnızca Yusuf kuşanırdı. Bizim bir ilgimiz yok. Pekala. Ben de önce Yusuf'un üstünü arayacağım. İzin veriyor musun? İzin veriyor musun? Bir şeyler dönüyor ama ben de anlamıyorum. Bu hile canımı sıkıyor doğrusu. Hile mi? Ne hilesi? Ey ahali! Ben kuşağımı kaybettim ve onu bulmak niyetindeyim. Bu bir hile mi sizce? Bana fikrinizi Pekala, söyleyin. Pekala, gürültü yapma. Gürültü yapma. Ara. Hepsinin üstünü ara. Kuşak burada. Haklıymışım, öyle değil mi? İşte kuşak. Yusuf, nasıl böyle bir şey yaparsın? Yusuf bir şey yapmamış ki. Sadece hırsızlık yapmış. Kenan halkı, gördünüz işte. Ben malımın hırsızını buldum. Pekala, pekala, kuşağı buldun. Al ve git onu, tamam mı? O kadar ucuz kurtulamazsın kardeşim. Kenan diyarının töreleri çok açık. Bütün bu insanlar bilir ki yakalanan hırsız mal sahibine 4 yıllığına köle olur. Bunu burada herkes bilir kardeşim. Herkes bilir bu kuralı. Yusuf'un bir köleliği eksik kalmıştı zaten. Hepimiz Kenan diyarının törelerini biliriz. Yusuf'u köle olarak alacak değilsin herhalde. Bu işte gözünün yaşına bakmayacağım. Kenan diyarının törelerini görmezden gelirseniz o başka tabii. Buna diyecek bir şeyim yok. Bu kadar yeter Faika. Ben bu saçma sapan töreye inanmıyorum. Yusuf'u sana köle olarak vermeyeceğim.
Sizler Allah'ın elçisinin ailesi olarak halkın gelenek ve göreneklerine saygı göstermezken başkalarından ne bekleyebiliriz ki? Ama Yusuf daha bir çocuk. Onu nasıl bir köle olarak verebilirsiniz? Bunların töresi büyük küçük herkes için geçerli. Biz de saygı göstermeliyiz. Biliyorum ki bu işin içinde bir iş var. Ama elim kolum bağlı. Bu hakkından vazgeçmezsen senin bu isteğine boyun eğmek zorundayım. Ben malımın hırsızını buldum ve onu bağışlamayacağım. Ama Allah ve peygamberi beni bağışlasın ve cezalandırmasın. Gidelim Yusuf. Sen bugünden itibaren 4 yıl boyunca benim kölem olacaksın. Öve öve göklere çıkardıkları çocuğun yaptıklarına bak. Zaten bir çocuğa hak etmediği değer verilirse farklı bir sonuç beklememek gerekir. Çocuklar bazen böyle haylazlıklar yapar. Bu hırsızlık sayılmaz. Neden itiraz etmedin? Faika asla Yusuf'a gerektiği gibi bakamaz. Yusuf görünüşte hırsızlık yapmıştı. Ve ben bunun aksini ispat edemedim. Endişelenme. Yusuf'un yeri gayet iyi. Halasının azizi, bu andan itibaren sen efendimsin, ben de senin kölenim. Sen kardeşimin varisi ve kabilemize yol gösterecek ışıksın. Bu kuşak gerçekte yalnızca sana layık bir mirastır zaten. Senin hakkındır. Bu kuşak bundan böyle benim mi? Yusuf. Oğlum, rüya mı görüyorsun yoksa? Selam baba. Selam sana gönlümün azizi. Allah'ın peygamberi beni bağışladı mı? Evine kabul edecek mi? Asıl böyle yapmasaydın seni bağışlamazdım. Sevenlerin yolundan gittin. Ve böylece sevdiğini elde ettin. Bağışlamak peygamberlere yaraşır. Umarım bu affa layık olurum. Ben affedecek bir suçlu göremiyorum. Gelişinizi neye borçluyuz? Yusuf'un ısrarıyla geldim kardeşim. Gördüğü rüyayı bir an önce size anlatmak istiyor. Hiç şüphe yok ki rüyası baştan sona hayır ve iyiliktir. Benim Yusuf'umun rüyasında habis ve kötü ruhlar yol bulmaz. Evet. Babasının bir tanesi, anlat bakalım ne gördün? Rüyamda kardeşlerimle beraber kıra gitmiştik. Şiddetli bir rüzgar esiyordu baba.
çok şiddetli. Özel bir yorumu olduğunu sanmıyorum. Tabir etmek için biraz düşünmek gerek. Belki aklıma bir şeyler gelir. Sürüyü bugün kıra götürmeyecek misiniz? Ne bekliyorsunuz? Rüyanın tabiri neydi acaba? Yakup topluluk içinde bir şey söylemedi. Anlamadın mı? Rüyanın tabiri Yusuf'un kardeşlerinden daha üstün olduğudur. Çok safsın. Rüyanın tabiri çocuklar için gayet açıktı. Yüzlerinden rahatsız oldukları okunuyordu. Zihinlerinde bıraktığı kötü tesiri silmeye çalışacağım. Yusuf topluluğun içinde rüyasını anlatmamalıydı. Biraz yemek ve hurma hazırla. Birazdan yanlarına gideceğim. Gel o, gel. Senin için düşündüklerim doğru çıktı oğlum. Müjdeler olsun ki gelecekte yüce ve yüksek bir makama nail olacaksın. Kardeşlerin senin emrinde olacak. Babam İshak peygamber soyumdan birçok peygamber gönderilmesi için bana dua etti. Her zaman bu ilahi görevimi devam ettirecek varisin kim olduğunu öğrenmek istiyordum. Umarım sen benim yolumu devam ettirirsin oğlum. Allah seni bütün kötülüklerden korusun. Belki sen bizim beklediğimizsin oğlum. Baba, peygamberlik ne demek? Yemek ve giysilerimi hazırlayın. Peygamberler oğlum, Allah'ın insanlara gönderdiği elçilerdir. İnsanlara Allah'ın yolunu, kurtuluş ve mükemmellik yolunu gösterirler. Rüyanın yorumunu kimseye söyleme, özellikle de kardeşlerine. Niçin peki baba? Eğer kardeşlerine anlatırsan benliklerini kıskançlık ateşi sarar ve sana düşman olurlar. Beni endişelendirdin kardeşim. Şimdi Yusuf'u daha çok gözlerimin önünde bulundurmalıyım. İzin verirseniz ben Yusuf'u alıp eve gideyim artık kardeşim. Götür. Ama gözlerini dört aç. Allah sizi korusun. Allah'a ısmarladık babacığım. Güle güle oğlum. Dikkatli ol. Onu yalnız bırakma. Akşam döndüğünüzde size onu getiririm.
Uzun süredir onlarla çobanlık yapmadım. Akşam onlarla birlikte dönerim. Çocuklarımız onlara karşı beslediğin sevginin azaldığını düşünüyor. Merak etme. Bu algıyı düzeltmeye çalışacağım. Yusuf ve Bünyamin durdukça Yakup diğer çocuklarına gerekli ilgiyi göstermeyecek. Allah'a ısmarladık. Yolunuz açık olsun. Biz yanımızda yemeğimizi getirmiştik. Siz niye zahmet ettiniz ki? Benim de çocuklarımı özlemeye hakkım yok mu yani? Bazı günleri onlarla birlikte geçirmeye de mi hakkım yok? Gelişinizden başka hiçbir şey bizi bu kadar sevindirmezdi. Siz gelmeden önce matemli gibiydik. Hiç kimse gülecek durumda değildi. Niçin? Ne oldu ki peki? Biliyor musun baba? Senin bize olan sevginin azaldığını düşünüyoruz. Yusuf ve kardeşine daha çok ilgi gösteriyorsunuz. Ama ben Yusuf'u sizin için Faika halasına gönderdim. Bunu anlamadınız mı? Anneniz sizden çok onunla ilgilendiği için bunu yaptı. Değişen bir şey olmadı. Annemiz ve Bünyamin'le halamız da Yusuf'la ilgileniyor. En iyi elbiseleri ona giydirip en iyi yemekleri yediriyorlar. Haklısınız. Ama siz de hak vermelisiniz. Onlara öyle davranmalıyız ki annesiz olduklarını hissetmemeliler. Baba, Yusuf'un gördüğü rüya bizi çok endişelendirdi. Ailenin güçlü erkekleri bizleriz. Ailenin ağır sorumluluğu ve güç işlerin yapılması bizim üzerimizde. Hal böyleyken Yusuf mu sizin halifeniz olacak? Ama bu rüya başka şekilde de yorumlanabilir. Yusuf asasının yeşerdiğini ve asalarınızın onun gölgesinde kaldığını söylemedi mi? Bu Yusuf'un bütün kardeşlerini sevdiği anlamına da gelebilir. Ya da Yusuf herkese karşı cömert ve şefkatli olacak ve bütün kardeşlerini de sevecek demektir. Öyle anlaşılıyor ki bu rüya bizim yaptığımız yorumdan başka biçimlerde de yorumlanabilir. Tam olarak anlayamadım. Yani Yusuf sizin halifeniz mi olacak? Benim halifemi Allah belirleyecek. İçinizden en iyisini seçecek. Siz de artık boş bahaneler ileri sürmeyin. Yusuf ve Bünyamin sizin düşmanlarınız değil, kardeşlerinizdir. Ben hepinizi seviyorum. Siz de birbirinizi sevin ki Allah da sizleri sevmeye devam etsin. Hanedanımın büyükleri, benim ümidim ve dayanağım sizlersiniz. Bugün size bütünüyle güvenebileceğimi hissediyorum. Sizler güçlü ve cesur evlatlarsınız. Siz varken hiçbir şey beni üzemez, asla. Babamızı incittiğimiz için özür dileriz. Kurt, Levi, Naftali, Şimon kurt. Kurt sürüye saldırıyor. Bunu da nereden getirdiniz? Onu biz öldürdük. Sürümüze saldırınca üzerine gittik ve onu öldürdük. Ama biliyorsunuz size zarar verebilirdi. Asıl biz onlara zarar verirdik.
Allah sizin gibi çılgın ve korkusuz çocukların akıbetini hayırlı etsin. Siz de onlara yardım mı ettiniz? Bana müdahale edecek fırsat bırakmadılar ki. Bir de baktım ki kurdun işini bitirmişler hemen. Babamızla sohbete dalmıştık ki bir de ne görelim? Sürü dağılmaya başlamasın mı? Büyük bir kurt sürüye saldırdı birden. Biz de onu öldürdük. Bu tehlikeli bir iş. Nasıl yaptınız bunu? Sürümüze saldırınca biz de ona saldırdık. Elimize ne geçerse onunla vurduk. Taşla, sopayla. Ben sopayla başına vurdum. Levi de başına büyük bir taş indirince hayvan sersemledi. Birkaç kez bize saldırdı. Ondan korksaydık kesinlikle bizi öldürürdü. Keşke ben de yanınızda olsaydım. Baba, ben de kardeşlerimle beraber kıra gidebilir miyim? Hayır oğlum. Sen bu iş için daha çok küçüksün. Büyüyünce gidersin. Şimon, yemeğini. Levi, Yehuda. Gelin de koyunları ahıra koyalım. Tamam. Ben de gidebilir miyim baba? Git oğlum. Gelin. Koyunları ahıra doldurun. Köpeklere de yemek vermeyi unutmayın sakın. Babamız kırda Yusuf'un gördüğü rüyayı ne için yalnızca Yusuf'un liderliği ve üstünlüğü olarak yorumluyorsunuz dedi. Kardeşlerine duyduğu sevgi olarak da yorumlanabilir dedi. Öyle mi? O hepinizi seviyor mu yani? Evet annem. Yusuf gerçekten de hepimizi çok seviyor. Sevgisini göstermek için rüya görmesine gerek yoktu. Rüya gelecekten haber verir. Yusuf'un önderliğini ve üstünlüğünü haber veriyor. Babanız sizi aptal yerine koymuş. İnanmayın. Babanız sizi susturmak istemiş. Bilha eğer bu rüya gerçekse Yusuf'un önderliği ve üstünlüğünden haber verdiğini söylüyor. Ama biz Yusuf'la oynuyorduk. Çok iyi vakit geçirdik. O sizin babanız. Çocuklarının birbirlerine kin gütmelerini istemez. Herkesin kendisi gibi Yusuf'u sevmesini istiyor. Neyin var? Hala. Besme! 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 Ne oldu Yusuf? Halam. Yusuf ne oldu? Babama haber ver. Hoş geldin baba. Faika halanın durumu iyi değil. Faika. Faika neyin var kardeşim?
Nihayet benim de vaktim geldi kardeşim. Nereden biliyorsun? Durumun iyiydi. Birden ne oldu sana? Ne fark eder ki? Ben vaktimin geldiğini biliyorum. Bir tabip bulun ya da bir ilaç hazırlayın ona. Lütfen ona yardım edin. Dünden beri vaktimin kalmadığını biliyordum zaten. Sadece sözlerime kulak verin yeter. Dün ısrarla evimizden gitmek istediğinde anlamam gerekirdi. Fazla bir dünyalığım yok. Neyim varsa hepsini Yusuf'a bırakıyorum. Ve ondan af diliyorum. Siz de beni affedin. Ne olur. Ben 4 yıldır hileyle Yusuf'u yanıma aldım. Onu hırsızlıkla suçladım. Allah beni affetsin. Siz de beni bağışlayın. Yusuf'um hırsız değil. Onun beline o kuşağı ben kendim sarmıştım. Ben yaptım. Bunu biliyorduk. Kendini yorma. Bunu herkese söyleyin ne olur. Yusuf'um hiçbir zaman hırsız olmadı. Hiçbir zaman. Sen kendini yorma. Seninle yalnız konuşmak istiyorum. Yusuf, Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Bazıları için rahmet ve bereket, bazıları için de ziyan ve kaybetme vesilesi olacak. Kıskançlık ve kin işaretleri görüyorum. Tamam. Yusuf'a dikkat et. O peygamberlik yolunu devam ettirecek. Bir an bile onu yalnız bırakma. Bir an bile onu yanından ayırma. Yanında uyusun. Ve onu tek başına bir yere gönderme. Ah. Faika. Faika. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Selamımı annemiz Refika'ya ve babamız İshak peygambere söyle. Rahile de selam söyle. Ve büyük babamız İbrahim'e de selam söyle. Thank you.
Yüzünüzü yalnızca ona dönün ve yalnızca ona sığın. Ne istiyorsanız ondan isteyin. Diğerleri aciz. Her şeye kadir olan odur. Başkaları kalplerinizi, sırlarınızı bilmez. Ama her şeyinizden haberdar olan odur. Yardım istiyorsanız o size yardım eder. Korunma istiyorsanız o sizi korur. Eğer nimet istiyorsanız yerin ve göğün hazineleri onda. Eğer nasihat istiyorsanız size nasihat eder. Başkalarından istediklerinizin tamamı onun yanında. Ondan başkasına el açanların vay haline. Vaat edilen günde adil davranırsa birçok kişi hesabını veremez. Yarın Allah mazlumların elinden tutarsa birçok güçlü emir yenilgiye uğrar. Ve eğer isyan edenler çirkin eylemlerini görürlerse gözlerinden nice yaşlar akar. Gözlerinden nice nice yaşlar akar. Şu halde o gün için azık hazırlayın ve hareketlerinizi düzeltin. Faika bizden önce gitti. Hiç şüphesiz hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Gelin Faika'nın ruhu için hep beraber dua edelim. Rabbim, Faika'nın ruhunu salihlerin ve sevdiğin kulların ruhu içinde yüksel. Yırtıcılar, rahat bırakın onu. Yırtıcı yaratıklar, dokunmayın ona. Dokunmayın. Bırakın onu. Dokunmayın ona. Rahat bırakın onu. Rahat bırakın. Dikkat et. Rahat bırakın onu. Zarar vermeyin ona. Rahat bırakın dedim. Rahat bırakın onu. Rahat bırakın onu. Rahat bırakın onu. Zarar vermeyin ona. Rahat bırakın onu. Zarar vermeyin ona.
Efendim. Uyanın. Uyanın, uyanın efendim. Ne oldu Allah'ın peygamberi? Sanki rüya görüyordunuz. Sesiniz odama kadar geliyordu. Evet. Korkunç bir rüyaydı. Bir kurt sürüsü bir çocuğu kovalıyordu. Çocuğun bir çukurun içine düşmesine neden oldular. Onu parçalamak niyetindeydiler. Çocuk kimdi? Tanıyabildiniz mi? Uzaktı. Çok uzun bir mesafe vardı. Yüzünü göremedim ama Yusuf boylarındaydı. Şüphesiz Allah'ın peygamberi rüyanın yorumunu biliyor. Yoksa bu kadar tedirgin olmazdı. Bir musibet, bir bela Yakup'un hanedanına pusu kurmuş bekliyor. Allah hiç kimseye kötülük dilemez. Ancak kulları şeytanla işbirliği yaparak birbirlerine pusu kuruyor. Rüya insana huzur verir. Biraz istirahat edin efendim. Allah'ım, sana sığınıyorum. Çok tuhaf. Cad, Eşir, sizler dün geceki gürültüyü duymadınız mı? Hayır, dün gece uyuyorduk. Bir şey fark etmedik. Dün gece babanızın çıkardığı sesler beni uyandırdı. Rüya görüyordu. Uyandırdığımda rüyasında bir kurt sürüsünün Yusuf boyunda birine saldırdığını ve onu bir çukura attıklarını anlattı. Bir de baktım gece yarısı uyanmış, Yusuf'u sevip okşuyordu. Yüzünü görmediğini söylüyordu ama Yusuf olduğundan da emindi. Yoksa uyandığında ne diye Yusuf'u sevip okşasın ki? O çocuk Yusuf'sa kurtların da kardeşleri olmalıyız. Babanızın sizi kurt gibi görmesi çok mu gülünç? Yakup rüyasında 10 tane kurdun Yusuf'a saldırarak onu bir çukura ittiğini anlattı. Sence bu ne anlama gelir, söyler misin? Bu kötü bir rüya sayılmaz. Sana ne oldu Bilha? Yakup çocuklarımızı kurt gibi görüyor. Sen bu rüyaya iyi mi diyorsun ha? Yusuf'u parçalayan kurt kötü bir kurt değildir. Bizzat çocuklar bir şeyler yapmalı. Bizzat çocuklar.
Mesele nedir? Sanırım biliyorum. Geceleri bile Yusuf'u düşünüyor. Rüyasında da Yusuf'u görüyor. Gittiği her yere yanında onu götürüyor. Uyuduğunda da yanında yatırıyor. Nefesini boşuna tüketme. Babamızın daha tam olarak nasıl bir rüya gördüğünü bilmiyoruz. Hem sonra annesiz olan Yusuf'u yanında oraya buraya götürmesi çok doğal. Babamızın rüyasında tam olarak ne gördüğünü biliyoruz. Rüyasında bizi kurt gibi görmüş. Yusuf'u parçalayan kurtlar olarak. Selam baba. Duyduğunuz laflar üzerinden ileri geri konuşmanız doğru bir davranış değil. Annem, rüyanızda bizi Yusuf'a saldıran kurtlar gibi gördüğünüzü söyledi. Öyle değil. Ben rüyamda sadece birkaç kurdun bir çocuğa saldırdığını gördüm. Ne o kurtlar size benziyordu, ne de o çocuk Yusuf'a. Ben o çocuğun yüzünü rüyamda hiç mi hiç görmedim. 10 kurt. Biz de tam 10 kişiyiz. Ben rüyamda o kurtları saymadım. Siz 10 kurt olduğunu nereden anladınız? Ben hepinizi seviyorum. Zahmetlerinizi her zaman takdir ettim. Bunun için size minnettarım. Ancak artık güçlü kuvvetli bir delikanlı olan Yehuda'yı bir çocuk gibi dizime oturtup sevemem. Bunu yapamam. Yapabilir miyim? Sizler de çocukken sizi sevip öpüyordum. Kucağıma otururdunuz. Yanımda uyurdunuz. Hem anne sevgisi hem baba sevgisi gördünüz. Yusuf ve kardeşi her ne kadar sevgi görürse görsün, yine de sizin gibi olamazlar. Doğrusu sizlerden kendinizi bir çocukla mukayese etmenizi beklemezdim. Cad, Eşir, annelerinize dün gece sizi nasıl sevip öptüğümü sorun. Size daha önce de söyledim. Sözleriniz ve düşünceleriniz kıskançlıktan kaynaklanıyor. Bu düşünceler şeytanidir. Laf getirip götürenlerin içinizdeki kıskançlık ateşini körüklemesine izin vermeyin. Baba, biz Yusuf'la oyun oynamak istiyoruz. Neden izin vermiyorsunuz? Ben bir mani görmüyorum. O sizin kardeşiniz. Onunla tabii ki oyun oynayabilirsiniz. Onun da sizinle oynamaktan keyif aldığından eminim. O halde Yusuf'la oyun oynayabiliriz. Ne duruyorsunuz? Koşun hadi. Sürüyü otlatmaya götürmeyecek misiniz peki? Bizi bağışla baba.
Vay vay vay. Ne yiğit gençler, ne sevecen delikanlılar varmış burada. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada? Öğle yemeğimiz için süt ısıtıyoruz. Afiyet olsun. Söyleyin bakalım, davetsiz misafir ister misiniz? Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Komşu köydenim. Çoban değilim ama ara sıra koyunlarımı otlatmaya çıkarırım. Size ne oldu böyle? Galiba varlığım sizi pek memnun etmedi. Etmeli miydi? Haklısınız. Bir yabancı görmek hiç kimseyi memnun etmez. Doğrusunu isterseniz ben sizin için buraya geldim. Sizi görmek beni çok ama çok şaşırttı. Siz bizi tanıyor musunuz? Aa evet. Bütün civar köyler Peygamber Yakup'un çocuklarını tanır. Peki niye bizi gördüğüne şaşırdın? Çünkü dün gece sizi rüyamda gördüm. İnanılır gibi değil. Dün sizi rüyamda gördüm. Bugün de uyanıkken görüyorum. Tuhaf değil mi? Evet, dinlemek isteriz. Hadi anlat bakalım. Doğrusunu isterseniz çok tuhaf bir rüyaydı. Hiçbir şey anlamadım. Rüyamda sizi 10 kardeş olarak gördüm. Tahterevan'da bir çocuk taşıyordunuz. Sanki hepiniz köle, o da sizin efendinizdi. Bazen sizi çocuk arabanın içindeyken arabaya koşulan 10 at gibi görüyordum. Bazen de o çocuğu bir tahtın üzerinde oturmuş, sizler de ayakları prangalı bir halde onun için çiftlik ya da çobanlık yapıyordunuz. Galiba rüyamı anlatmakla sizi rahatsız ettim. Rüya önemli bir şey değil, fazla ciddiye almayın. İyisi mi, ben gideyim. Ne iğrenç bir yüzü vardı. Evet, haklısın. Çoban nereye gitti? Bu hızla buradan gitmiş olması mümkün değil. Birdenbire ortadan kayboldu. Bilmiyorum. Çoban sanki yer yarıldı da içine girdi. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama sözleri beni çok düşündürdü. Rüyası Yusuf'un rüyalarına benziyordu. Selam baba. Selam baba. Selam oğlum. Merhaba selam baba. Selam baba. Merhaba. Selam size sevgili oğlum. Selam Allah'ın peygamberine. Allah'ın selamı üzerine olsun oğlum. Evet. Ne oldu? Kavga etmiş gibisin. Evet. Sizin çocuklarınızla. Neden? Onlar tarlalarımızı tahrip edip koyunlarını otlattılar. Onlara karşı çıktığım için de beni sopayla dövdüler. Yehuda, Şimon, Levi. Gelin buraya. Neden koyunların bu gencin tarlasını tahrip etmesine izin verdiniz? Koyunlarımıza mani olamıyoruz ki baba. Hem sonra ne olmuş ki? Niçin onu dövdünüz? Onları aynı şekilde dövebilirsin. Allah'ın peygamberi, ben onları bağışladım. Ancak bir daha koyunlarını tarlamıza sürmelerine izin vermeyin. Kenan diyarının sahibi biziz. İstediğimizi yaparız. İstediğimiz yerde otlatırız diyorlar. Başkalarının tarlasında koyun otlatma hakkını kim verdi size? Kenan diyarına sahip olduğunuzu kim söyledi size? Oğlum,
Ben senden özür diliyorum. Koyunlarımızın bir daha tarlalarınıza zarar vermeyeceğine söz veriyorum. Tarlanızdaki zararı da ödeyeceğim, merak etme. Biz hata yaptık. Özür dileriz baba. Kenan diyarında herkes kendi mülkünün sahibidir. Bu diyarın asıl sahipleri Filistinlilerdir, tamam mı? Peki biz nereliyiz baba? Mezarı Mekbile'de olan benim büyük babam ve sizin atanız İbrahim Halilullah Mezopotamya'nın güneyinde Sümer ve Kelde'de yer alan Ur halkından. Bünyamin hariç hepinizin doğduğu yer olan Fedan oraya bağlı. İbrahim peygamber yeğeni Lut'la birlikte Keldanilere bağlı Ur kentinden göç etti. Lut Sodom'a gitti. Büyük babam İbrahim de buraya, yani Kenan diyarına geldi. Onlardan önce burada Filistinliler yaşıyordu. Yusuf. Yusuf oğlum. Uyan. Uyan. Selam baba. Selam gözümün nuru. Yine rüya mı görüyordun? Evet. Tuhaf bir rüya. Kimseye anlatmamı istemediğin türden bir rüya. Babana da mı anlatmayacaksın? Koyunların yanında oturmuştuk. İz kâle Yûsufu li ebîhi yâ ebeti innî ra'eytu ahad aşer kevkeben ve şemse vel kamer ra'eytuhum li sâcidîn. Yusuf babasına, babacığım, rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm demişti. Yıldızları, güneş ve ayı seyretmeye dalmıştım ki
Beni uyandırdınız. Bekle beni. Tahmininde haklıymışsın oğlum. Bu rüyayı kimseye anlatmamalısın. Özellikle de kardeşlerine. Onlar gerçeği göremiyor. Gençlik gururları onları kıskançlığa itiyor. Kız kardeşim ve üvey annelerine de söyleme. Onlar herkese yayarlar bunu. Bir gün sana secde edecek olan güneş şu anda karşında diz çökmüş. Ay ve 11 yıldız da bir gün sana secde edecek. Ve sen bir gün büyüyeceksin. Ve makam, mevki sahibi olacaksın. Manevi makamlara ulaşacaksın oğlum. O gün baban, annen ve kardeşlerin sana secde edecekler. Ancak o güne kadar sakın rüyanı kimseye anlatma. Bilhassa kardeşlerine sakın söyleme. Yoksa sana tuzak kurarlar. Tuzak mı? Kardeşlerim tarafından mı? Allah'ın peygamberinin çocukları tarafından mı? Şeytanın gücünü göz ardı etme yavrum. Şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır. Ve onları aldatır. Peygamberlerin çocukları bile olsalar. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek. Ve sana rüyaları yorumlamayı öğretecek. Şunu sakın unutma oğlum. Daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Bunu sakın unutma oğlum. Allah ruhunu şad etsin. Sana çocuklarımı getirdim. Gördüğün gibi her ikisinin de durumu çok iyi. Anneciğim, Faika hala da bizi terk etti. O günden beri senden ayrı olmanın acısını daha çok hissediyorum. Biliyorum ki Yusuf ve Bünyamin için hiç kimse senin yerini tutmaz. Ama ben ve Leya onlara annesizlik acısını hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Baba, rüyamı anneme anlatayım mı? Sana bir müjdem var Rahil.
Oğlumuz gelecekte peygamberlik makamına ulaşacak. Bunu dün gece gördüğü rüyadan anladım. Anneciğim, Leyla teyze ve babam bana ve Yusuf'a çok iyi bakıyor. Bizim için üzülme, tamam mı? Huzur içinde yat Rahil. Huzur içinde yat. Onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Merhaba baba. Selam kızım. Kolay gelsin. Otur. Sana buğday getireyim. Hı hı. Babam sizi nereye götürmüştü? Annem Rahel'in mezarını ziyarete gitmiştik. Bana ne diyecektin? Yakup dün gece halifesini belirledi. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Ne olmuş? İçiniz rahat olsun. Benim ve sizin çocuklarınızdan biri değil. Rahel'in oğlu Yusuf'u seçti. Daha açık konuş. Ne demek istiyorsun? Uyandığımda Yusuf'a sakın rüyanı kardeşlerine anlatma diyordu. Sen Allah'ın peygamberi, İshak ve İbrahim'in varisisin. Ve hepsinden daha önemlisi, ona sen kardeşlerinin önderi olacaksın. Onlar da sana secde edecekler diyordu. Kendi de Yusuf'un karşısında diz çökmüş bir halde onu öpüyordu. Hiç kuşkusuz kendi çocuklarımdan birinin Yakup'un halifesi olmasını isterdim. Ancak Allah'ın peygamberi böyle uygun gördüyse mutlaka bir bildiği vardır. Sen Yusuf'un çocuklarına efendilik yapmasına katlanabileceğini mi söylüyorsun? Başka çare yok. Bu Yakup'un kararı ise bize kabul etmek düşer. Size de itaat etmek. Ama ben bu kararı içime sindiremiyorum. Ben de itaat edilmesinden yanayım. Leyla hanımefendi doğru söylüyor. Bize Allah'ın peygamberine itaat etmek düşer. Umarım Yusuf'un kardeşleri de bu seçimi kabul eder. Sen ne kadar safsın. Her şeyi Leyla'ya anlatmak doğru olmaz. Otur, bir şeyler yapmalıyız. Gidip çocuklarımızla konuşalım. Gittiği her yere yanında onu götürüyor. Uyuduğunda da yanında yatırıyor. Nefesini boşuna tüketme. Babamızın tam olarak nasıl bir rüya gördüğünü bilmiyoruz. Rüyasında ne gördüğünü bilmiyoruz. Yanında beni de götürebilirdi. Ama o yoldan da götürüyor. Yanında oraya buraya götürmesi de çok doğal. Yusuf rüya görmüş. Size efendilik taslayacağı bir rüya. Bundan eminim. Bunu öğrenmenin kolay yolu var. Yusuf'a sorarız. Rüya gördüyse anlatacağını düşünüyor musunuz? Evet, evet. Evet. Yusuf yalancı değil. Gördüyse anlatır. Gidelim. Yehuda, nereye böyle?
Yusuf. Buyur abi. Sevgili kardeşimiz Yusuf'u çok sevdiğimizi biliyorsun, değil mi? Ben de sizi çok seviyorum. Sahi Yehuda, ben ne zaman sizin gibi büyüyeceğim? Sen büyüksün. Ve Allah katındaki yüce makamından da bütünüyle haberdarsın. Hangi makamı kastediyorsunuz? Dün gece rüya aleminde sana gösterilen makamı. Rüyayı hatırlıyor musun? Gördüğün rüyayı diyorum. Sahip olduğun makamın yüceliği ve derecesini gösteren bir rüya gördüğünü duyduğumuzda çok sevindik. Rüya gördüğümü babam mı size söyledi? Rüyamı ondan başkasına anlatmamıştım ki. Hayır, babam anlatmadı. Ben kendim duydum. Gece yarısı sana bakmaya geldiğimde babamın sana rüyanı kimseye anlatma dediğini duydum. Gelecekte yüksek bir makama erişeceğini söylüyordu. Evet. Bize rüyanı anlatacak mısın? Şu halde rüyamı kimseye anlatmamam gerektiğini söylediğini de duymuş olmalısınız. Ne sakıncası var ki? Kardeşlerin senin mutluluğunu paylaşmak istiyorlar. Beni sevdiğinizi biliyorum. Ve rüyamı size anlatmamın bir sakıncası olmadığını da biliyorum. Ama babamın buyruğunu çiğneyemem. Babama Yusuf'u dövmeye yeltendiğini söyleyeceğim. Saçmalama, dinle. Yahuda'nın böyle bir niyeti yoktu. Sadece Yusuf onu biraz kızdı. Hepsi o kadar. Yahuda neye kızdı? Ona ne söyledin ki kızdı? İstediği şey, yani rüyamı ona anlatmadım. Onlar benim rüya gördüğümü nereden biliyordu? Babamdan başka kimseye anlatmamıştım. Nereden biliyorlardı? Yehuda'nın seni dövmek istediğini babama söyleyeceğim. Hayır, hayır, söyleme. Neden? Ben kardeşlerimi seviyorum. Babamı üzmelerini istemiyorum. Dinle, niçin Yehuda beni sevmiyor? Oysa babam, kardeşler birbirini sevmeli ve birbirlerine saygı duymalı diyor. Bilha, Zülfa, Leya, neredesiniz? Buğday getirdim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Selam baba. Selam oğlum, selam. Kolay gelsin. Bilha, el değirmenini hazırla. Hamur için hiç unumuz kalmamış, tamam mı? Bu yılın ilk buğday çuvalı. Bin bir güçlükle ayıkladım buğdayı. Ha, gel oğlum. Ha. 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 Baba, bütün kardeşlerim rüya gördüğümü biliyorlar. Nasıl anlamışlar? Bilmiyorum. Benden gördüğüm rüyayı anlatmamı istediler. Kabul etmeyince de bana kızdılar. Bilha. Bilha. Buyurun Allah'ın peygamberi. Şimdiye kadar birçok kez senin boş boğazına şahitlik ettim. Vazgeçip kendini düzeltirsin diye hiç sesimi çıkarmadın. Ama öyle anlaşılıyor ki sen kardeşleri birbirine düşürünceye kadar rahat durmayacaksın. Allah'ın peygamberi, neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Benim bir suçum yok. Ben dün gece senin odana yakındım. Yusuf orada rüya gördü ve orada bana anlattı. Orada ikimizden başka hiç kimse yoktu. Senden başka bu rüyayı ve yorumunu kim dinlemiş olabilir ki? Ama ben yemin ederim ki dün gece... Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Ben dün gece senin odandan gelen bir takım sesler duyunca oraya gittim. Seni ve çocuklarını uyur görünce duyduklarıma önem vermedim.
Kulaklarımın beni yanıltmadığı anlaşılıyor. Şimdiye kadar birkaç kez Zülfa'yı kendi dedikodularına alet ettiğini biliyorum. Yehuda ve kardeşlerini Yusuf'a karşı kışkırttın. Çocuklarını Yusuf'a kin gütmeye zorladın. Ben sesimi çıkarmadım. Geçmiş hatalarını bir kez daha tekrarlayacak olursan, senden çocuklarını alır ve seni diyarım Fedan'a geri gönderirim. Ne dediğimi duydun mu? Hayır. 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 Allah'ın peygamberine söz veriyorum ki bir daha sizi asla öfkelendirmeyeceğim. Size itaat edeceğim. Beni bağışlayın. Ben sizin cariyenizim. Sizden ve oğullarımdan başka hiç kimsem yok. Beni buraya gömün. Ama asla Fedan'a geri göndermeyin. Hayır! Güneşin babamız, ayın annemiz, 11 yıldızın da bizler olduğu gün gibi ortada. Babamız bu değersiz çocuğa o kadar çok önem verip şımarttı ki kendini rüya aleminde mabut, bizi de kendine secde edenler olarak görüyor. Yalnızca bizi değil, anne babasını da kendine secde eder halde görüyor. Bugün Yusuf'a ne yapacağımız belli oluncaya kadar buradan dışarı çıkmak yok. Ben bütün çocuklarımı seviyorum. Yusuf'a olan sevgim Allah'ın ona olan özel inayetinden dolayıdır. Çocuklarımın bu sevgiyi anlamasını, onu sevmesini ve ona düşmanca duygular beslememesini umuyorum. İstediğim bu. O gerçekten de bizden, anne ve babamızdan daha üstün olduğunu ve bir gün bize efendilik edeceğini mi düşünüyor? Yusuf bence hayal görüyor. Babamızın ve annemizin ona gösterdiği aşırı sevgi bu tür hayaller görmesine yol açıyor onun. Niye babamız onu bizden daha çok seviyor? Bizim eksiğimiz ne? Ailenin bütün zor işlerini bizler yapıyoruz. Tarladaki ürünü toplamak, yeniden ekim yapmak bizim üzerimizde. Koyunlara çobanlık yapıp onları kurtların ağzından almak da bizim işimiz. Tarlaları sulamak, hayvanları beslemek, onları ağıra sokup artıklarını temizlemek çok mu kolay sanıyorlar? Ama anne ve babamız bütün sevgilerini Yusuf'a gösteriyor. En basit bir işi bile yapmaktan aciz bir çocuğa bunca sevgi niye? Anne ve babamızın ona gösterdiği sevgi yetmiyormuş gibi şimdi de rüyalarında bize önderlik ve yücelik taslamaya başladı. Doğrusu babamız apaçık bir yanılma içinde. Bütün bunlardan da o sorumlu. Ama sessiz kalmayacak ve Rahel'in oğlunun önderliğini kabul etmeyeceğim. Biz de etmeyeceğiz. Ama makul bir çare bulmalıyız. Belki de siz söylemeye çekiniyorsunuz ama ben söyleyeceğim. Yusuf öldürülmeli. Bunlar tehlikeli sözler. Bu kadar kolay dile getirilmemeli. Niçin getirilmemeli? Böylece hem ayrımcılık yapan babamızı cezalandırmış olacağız, hem de Rahel'in oğlu bizi yönetme arzusunu mezara götürmüş olacak. Ben Yahuda kadar cesur olamasam da tek yolun bu olduğunu söylemeliyim. Ne zamana kadar tahammül göstereceğiz he? Rahül'ün oğlu dünyaya geldiğinden beri bütün dikkatleri kendi üzerine topladı. Herkesin sevgisini kazandı. Daha ne zamana kadar dayanacak? Anne ve babamızdan ötürü ağzımızı açmayacağız. Dikkatli olun. Kardeş katli ve babaya itaatsizliğin karşılığı kesinlikle cehennem azabıdır. Bunun için de bir çare düşündüm. Tövbe, Yusuf'u öldürdükten birkaç gün sonra Tanrı'dan bağışlanma dileriz. Rabbimiz çok yüce ve çok bağışlayıcıdır. Mutlaka bütün bizi bağışla. Bütün günahkarlar da senin gibi düşünüyor. Günah işleyelim, hata yapalım, sonra nasıl olsa tövbe eder günahlardan arınırız. Başka çare var mı?
Yusuf'un şerrinden kurtulduktan ve babamızın sevgisini kazandıktan sonra tövbe eder, davranışlarımızı düzeltiriz. Peki ya Allah tövbemizi kabul etmezse ne yapacağız? Günahkar için tövbe kapısı her zaman açık olmayabilir. Eğer tövbemiz kabul edilmezse sonsuza kadar lanetlenmişlerden olacağız. Bu utanç bizden sonraki kuşakların hafızasında da yer alacak. Kuşaktan kuşağa peygamber çocukları ellerini kardeşlerinin kanıyla kirletti diye anlatacaklar. Levi'ye katılıyorum ama bunun bir faydası yok. Sorunu çözmek için Yehuda'nın önerisinden başka bir fikri olan var mı acaba? Muhalefet etmek ve dindar rolü yapmak çok kolay. Elinden geliyorsa bir çözüm sun. Amaç babamızın sevgisini kazanmak değil mi? Evet, bu çok doğru. Onun sevgisini kazanmalıyız. Bunu yapmalıyız. Şu halde Yusuf'u babamızın gözünün önünde tutmayalım. Onu buradan uzaklaştıralım. Bir müddet sonra Yusuf'u unutur ve sevgisini bize yönlendirir. Bu mümkün değil. Babamız Yusuf'u yanından hiç ayırmıyor ki. Şu halde gelin buna bir çare bulalım. Önce Yusuf'u öldürmenin çözüm olmadığını kabul edelim. Sonra Yusuf'u babamızdan uzaklaştırmanın bir yolunu bulalım. Pekala. Gidin hadi. O haftanın bir gününü Mekbile'de ibadetle geçirir. İbadetini bölmemiz doğru olmaz. O durumdayken başka işlerle uğraşacağını zannetmiyorum. Şu anda Mekbile mabedinde tek başına. Onunla rahatça konuşabilirsiniz. Hadi gidin bakalım ne yapacaksınız. Evet hadi gidin. Hadi gidin de görelim. Selam baba. Selam baba. Selam evlatlarım. Görüyoruz ki Rabbe yakarıyorsun. Bizim için de dua ediyor musun? Sizin için ben her zaman dua ediyorum. Hayrola? Ne arıyorsunuz burada? Bugün başka bir işle ilgilenmediğimi biliyorsunuz. Yusuf'u kıra götürmek için senden izin almaya geldik baba. Durup dururken bu da nereden çıktı böyle? Bunun özel bir nedeni yok baba. Yusuf'u yanımızda kıra götürerek hem onu biraz eğlendirmek hem de ona çobanlığın inceliklerini öğretmek istiyoruz. Şu anda Yusuf'un çocukluk ve oyun dönemidir. Büyüyünce o da sizin gibi kırlara gidebilir. Söyle, hadi söyle. Söz veriyoruz, ona göz kulak olacağız. Evet baba, söz veriyoruz. Henüz çok erken. Sonra. Bu işi başaracak yetenekten yoksun olduğunuzu biliyordum. Madem bu kadar yeteneklisin, sen niçin gitmedin? Sizler peygamber çocuğu olacaksınız, öyle mi? Yusuf'u öldürmekten başka yol yok demiştim size. Levi'nin getirdiği önerinin bir işe yaramayacağı başından belliydi. Babamızın Yusuf'u kendinden uzak tutması mümkün değil. Yusuf'u onun gözü önünde öldürecek değilsiniz herhalde. Yanılıyor muyum? Her halükarda onu babamızdan ayırdıktan sonra icabına bakmamız gerekecek. Aklıma ilginç bir şey geldi.
Yusuf'a bizimle kıra gelmesi için babamızı ikna edecek tek kişi Yusuf'un kendisidir. Onun aklını çelin. Ona kırda gezip tozmanın ne kadar keyifli olduğunu anlatın. Kendisi bizimle gelmek isterse babamızın direnci işte o zaman kırılır. Bu da bir yol. Deneriz. Yusuf, sen hep evde kalıp Dine ve Bünyamin'le mi oyun oynayacaksın ha? Evet. Ben Dine ve Bünyamin'le oyun oynamayı seviyorum. Ben de sizinle burada oyun oynamak isterdim. Ama doğrusu kırda oynamanın tadı bir başka oluyor. Neden sürüyü götürmüyorsunuz? Kardeşlerimizi bekliyoruz. Ohlağa gitmeye pek niyetiniz yok galiba. Birazdan gideceğiz. Yusuf'u da yanımızda götürmek için sizden izin almaya geldik. Niçin Yusuf'un bizimle kıra gelmesine izin vermiyorsunuz? Hem bize yardım eder hem de biraz eğlenmiş olur. Kır çok güzel bir yer. Birbirinden güzel çiçeklerle dolu. Bugüne kadar böğürtlen yedin mi sen? Hayır. Nasıl bir şey? Çok lezzetli. Tadına doyamazsın gerçekten. Bugüne kadar çağlayan pınarları ve nehirlerin akışını gördün mü? Gerçek şu ki Yusuf'un annesi yok. Annesinin isteğiyle ona bakmak benim boynumun borcu. Ayrıca anne ve babalar küçük çocuklara göz kulak olmakla yükümlüdürler. İnsanlar bizi kınıyor. Babanız size güvenmiyor mu ki Yusuf'u sizinle göndermiyor diyorlar bize. Bu acı alaylara bir son vermek için hiç olmazsa bugün izin verin, onlarla gitsin. O daha bir çocuk, onsuz yapamam. Kıra gidip çalışmasının ve orada biraz eğlenmesinin onun için yararlı olacağını biliyorum. Ama sürü peşinde koşması için daha çok erken. Ama biz kıra gittiğimizde Yusuf'tan daha küçüktük. Tek başınıza gitmediniz ki. Zamanı gelince Yusuf'u da beraberimde kıra götüreceğim. O da orada çalışacak. Ama onu yalnız göndermeyi asla uygun görmüyorum. İşi ona bizler de öğretebiliriz. Abileri olarak ona deneyimlerimizi aktarır, nasihatlerde bulunuruz. Ben de Yusuf'un gelişmesini, deneyim sahibi olmasını ve işi öğrenmesini istiyorum. Ama o daha bir çocuk. Benim sevgime ve ev ortamına ihtiyacı var. Daha yoldayken beni özleyecek ve sizden onu geri getirmenizi isteyecek. Ona o kadar iyi bakacağız ki sizi aklına bile getirmeyecek. Pınardan su içmenin ve nehirde oynamanın zevki anlatmakla bitmez. Kardeşler olarak hep beraber oyun oynar, güreşir ve eğleniriz he? Yemek olarak kaynamış süt ve kızarmış et yeriz. Babamızın bize güvenmediğini hissediyoruz. Hayır, size güveniyorum ama kırdaki kurtlara güvenmiyorum. Oyuna ve eğlenmeye dalıp Yusuf'u ihmal etmenizden ve kurdun onu yemesinden korkuyorum. Rüyamda kurtların bir çocuğu kovaladığını gördüğümü anlatmıştım. Daha da neler. Siz bizzat o kurdu nasıl öldürdüğümüze tanık oldunuz. Kurt Yusuf'u yerse biz 10 yiğit genç ne işe yararız orada? Kardeşimizi bir kurdun saldırısından koruyamayacak kadar aciz ve güçsüz müyüz baba? Niye böyle diyorsun? Baba. Beni de kardeşlerimle kıra gönderir misin? Yavrucuğum sen daha küçüksün. Yaşıtlarınla oynamalısın çocuğum. Ama baba ben artık büyüdüm. Ve abilerimle oyun oynamak istiyorum. İzin ver onlarla kıra gideyim. Buna ne diyeceksin? Bak Yusuf da bizimle gelmek istiyor. Evet baba. Yusuf'un bizimle gelmesine izin ver. Ne olur baba. Ne olursun kardeşlerimle kıra gitmeme izin ver. Lütfen baba.
Pekala, kabul ediyorum. Teşekkür ederiz. Minnettarız. Pekala. Hadi Yusuf, gidelim. Hadi. Durun. Yusuf'u hazırlamam gerek. Gel oğlum. Gel. Yusuf'a dikkat edin. Sizin gibi zorluklara alışkın değil. İçin rahat olsun anne. Ona zor işler yaptırmayacağız. Kardeşlerinden ayrılma. Dikkatli ol oğlum. Bu gömleği giy. Ama bu bana çok büyük gelir. Sen giy oğlum. Sana olacağını göreceksin. Bu gömlek onu giymeye layık olanın üzerine uyar. Sen merak etme. Baba, tam da üzerime uydu. Bu gömlek büyük babam Hazreti İbrahim'e cennetten gönderildi. İbrahim Halilullah bu gömleği babam İsa'ya verdi. Kendisi de bana. Ve şimdi artık bu sana ulaştı oğlum. Bu gömleği gözün gibi koru ve yanından hiç ayırma. Her yerde sana fayda sağlayacak. O zaman onu hiç kimseye göstermem. Allah seni yerdeki ve gökteki bütün belalardan korusun. Hep kardeşlerin ol. Ne derlerse onları dinle. Gidelim oğlum. Evet, işte Yusuf da geldi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çocuklar, ben de şehrin dışına kadar size eşlik edeceğim. Pekala. Hadi gidelim. Endişelenmenize gerek yok. Bugün Yusuf'la çok iyi bir gün geçireceğiz. Kardeşlerin seni çok seviyor. Bir ihtiyacın olursa onlara söyle, yardım ederler. Kendine dikkat et. Yusuf için yeterli miktarda su ve yiyecek hazırladım. Sakın onu aç bırakmayın. Merak etmeyin. Levi. Yusuf'u sana emanet ediyorum. Zarar görmesine izin verme oğlum. Onu zorla götürmüyoruz. Çok endişe ediyorsanız Yusuf'u götürmeyiz, olur biter. Hayır, bir sakıncası yok. Onu götürün. Ama göz kulak olun ona. Hem kendi adıma hem de kardeşlerim adına söz veriyorum. Yusuf'u akşam mutlu bir şekilde size geri getireceğiz efendim. Hadi gidelim Yusuf. Hadi. Yusuf! Sürüyü alın, gidiyoruz. Hadi gidelim Yusuf.
Merak etmeyin. Kardeşleri ona bakacaktır. İn bakalım aşağı. Ne yapıyorsun Yehuda? Dizlerim acıdı. Bu ne biçim bir oyun? Hadi daha bağır. Babanı yardıma çağır. Hadi bağır. Baba! Bağır. Ne duruyorsun? Hadi bağırsana. Bağır. Bağır hadi. Sen bugüne kadar baba sevgisinden başka bir şey görmemiştin, öyle değil mi? Babamız İsrail'in bütün sevgisi senin içindi. Suçum ne? Neden beni cezalandırıyorsunuz? Sen misin bizden daha üstün olan? Biz hepimiz İsrail'in oğullarıyız. Bir tek sen değilsin. Her zaman kucağından ayrılmadığın baban nerede ha? Söyle. Nerede o? Hadi söyle. Hani baban seni hepimizden daha çok seviyordu? Nerede şimdi ha? Hani nerede? Hepimizden daha farklıydın. Neden seni kurtarmaya gelmiyorsun? Cevap ver bana. Yine tatlı tatlı konuş. O rüyalarını anlat bakalım. Rüyalarında gördüğün yıldızlara söyle de sana yardım etsinler. Baba! Baba! Baba!
Baba! Baba! Baba! Tabiattaki bu ani değişimin nedeni nedir? Bilmiyorum. Birdenbire ne oldu böyle? Bu da neyin nesi? Daha önce böyle bir şey görmedim. Kalk içeri girelim, acele et. Duydum. Neyi? Sanki biri rüzgarın içinde baba diye bağırıyor. Baba! Ben bir şey duymuyorum. Çok tuhaf, çok tuhaf. Dışına çıktılar Yusuf'u uğurlamaya. Ne oldu? Güzel ayakkabıların mı parçalandı? Temiz giysilerim mi kirlendi ha? Hala bize önderlik yapmayı istiyor musun? Sana secde edecek olanlara şimdi çok iyi bak. Çok iyi bakıyorsun değil mi ha? Şimdi söyle bakalım secdeye... Kim kapandı ha? Secdeye kim kapandı? Sen mi yoksa biz mi? Baba! Yusuf nerede? Kardeşlerinle beraber kıra gitti. Neden gitmesine izin verdiniz? Ben defalarca kardeşlerimin Yusuf'a kin kustuğuna tanık oldum. Neden izin verdiniz? Merak etme kızım. Kendisi kardeşleriyle beraber gezip eğlenmek istedi. Ama sen onu sevmiyor muydun baba? Sevmez olur muyum hiç? Ancak kardeşlerin çok ısrar etti. Güvenlerini kazanmak için onların bu kararına uymaktan başka çarem yoktu. Oh, çok endişeliyim. Bu elimde değil. Çok kötü rüyalar gördüm. Yusuf karanlık bir yerdeydi ve durmadan ağlıyordu. Ben çocuklarıma güveniyorum. Yusuf'u sağ salim geri getirecekler. Ben emin değilim. Şimdi kim yere kapanmış? Sen mi? Yoksa biz mi? Sana secde eden o ay ve yıldızları yardıma çağır. Bırak beni Levi. Bırak onu da ölü annesinin yanına göndereyim. Bırak böyle diyorum. Böyle konuşmamıştık. Başka bir şey için anlaşmıştık değil mi? O anlaşma ağzını kapatman içindi. Seni bırakmam. Yusuf'u öldürmenize izin veremem. Bırak onu Levi. Bırak yarım kalan işi tamamlasın. O halde beni öldürün, tamam mı? Zira hayatta kalırsam babama anlatırım. Ya Yusuf'tan vazgeçersin ya da canını alırım senin. Birbirinizle uğraşmayı bırakın artık.
Sen işi bitirmemi engelledin. Bir gün pişman olacaksın. Biliyorum ki Allah bizi asla bağışlamayacak. Senden af diliyorum. Levi'yi bağışla. Yemin ederim sana böyle yapacaklarını bilmiyordum. Peygamberler ve peygamber çocukları kendilerini dünya musibetleri için hazırlamalıdır. Ancak ilk musibeti bana kardeşlerimin yaşatacağını tahmin etmemiştim. Bunu tahmin etmemiştim. Niçin gülümsüyorsun? Bir saat önce beni babamdan aldığınızda her biriniz beni sevip öpüyordunuz. Yahuda beni ata bindirdi. Kendi kendime böyle kardeşleri olan kişinin sırtı asla yere gelmez. Onun düşmanlardan korkmasına gerek yok diyordum. Halbuki ilk düşmanlarım kardeşlerim oldu. Allah'tan başkasına güvenen kişi ne kadar da zavallıdır. Söyle bakalım. Buna ne yapacaksın? Onu babamıza geri götüreceğim. Hayal görüyorsun. İkinizi öldürmemiz gerekirse bile onu geri götürmene izin vermeyeceğiz. Başka bir çare bul. Ne yapalım? İkimizi de öldürecekler. Şimdilik seni öldürmelerine mani olmalıyım. Gerisini sonra düşünürüz. Pekala. Onu uzak bir yere götürmeleri için bir kervana teslim edeceğim. Kendi ellerimizle kervancılara veremeyiz ki. Şüphelenmezler mi? Hayır, olmaz böyle bir şey. Onu kervanların bulacağı bir yere koyalım. Bir ağacın altına ya da başka bir yere. Olmaz mı? Öyle yapalım. Hadi dinleyin beni. En iyisi onu bir kuyuda saklamanız. Kervandakiler su almaya geldiklerinde onu bulur ve yanlarında götürürler o zaman. Evet, harika bir fikir. Buraya yakın bir yerde bir kuyu biliyorum. Hicaz'dan gelen ticari kervanla oradan geçer. Onu oraya koyarsak çok çabuk bulurlar. Ha? Pekala, gidelim. Dan, Neftali, sürüyü alın. Hadi acele edin. Çabuk olun. Baba, ne zaman dönecekler? Kendini harap etme kızım. Akşama daha çok var. Birkaç gün önce Yahuda Yusuf'u dövmek istedi. Ama Levi izin vermedi. Niçin? Yusuf yanlış bir şey mi yapmıştı? Hayır baba. Sadece rüyasını Yahuda'ya anlatmak istemiyordu. Bunu ondan ben istemiştim. Ne oldu? Niye bir türlü varmıyoruz? Bu yakınlarda bir kuyu olmalı. Siz nereye gidiyorsunuz? Yusuf'u kuyudan çıkardıklarında Yusuf da gerçekleri kervandakilere anlatırsa alıp onu babamıza götürmezler mi? Kuyu ne kadar uzak olursa onun geriye dönmesi de o kadar zor olur. Fazla bir şey kalmadı. Kuyu orada. O tek ağacın yanında. O kuyunun suyu tuzlu olmalı. Ben orayı biliyorum.
Daha iyi yer. Bu yüzden de kervandakiler bu kuyuya hiç uğramazlar. Şş, sesini çıkarma. Ben özellikle onları buraya getirdim. Ama bu Yusuf'u öldürmek anlamına gelir. Çok derin. Daha iyi. Cihat, Aşir, hayvanları ve otları bağlamak için kullandığımız ipleri getirin. Birbirine bağlarsak uzun olur. Bu kuyunun suyu tuzlu. Bu yüzden yanlışlıkla buradan geçenler hariç hiçbir kervan buradan su almaz. Kuyunun içinde susuzluktan öleceğine eminim. Yapmayalım. Kes sesini. Ne yapacağımı biliyorum. Boşuna buraya gelmedim ben. Elimizden gelen bu. İster hayatta kalır, isterse de ölür. Gel. Sen karışma. Bunu ben yaparım. Beni bağışla. Elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Günahım ne? Neden bana bu zulmü reva görüyorsunuz? Senin bir günahın yok. Biz senin önderliğine ve üstünlüğüne tahammül etmiyoruz. Bizler Allah'ın sana uygun gördüğü makamları kıskanıyoruz. Hepsi bu. Ben kuyudan korkarım. İçi karanlık. Korkma kardeşim. Allah seninledir. O seni koruyacaktır. Gel bakalım. Yahuda. Yahuda. Ben kuyudan korkarım. Ben kuyudan korkuyorum. Dinle kardeşim. Babamdan uzaklaşmamı istemiyor musunuz? Söz veriyorum. Eğer beni kuyuya atmazsanız babamın beni görmeyeceği bir yere gideceğim. Söz veriyorum. Yalan söylüyorsun. Yahuda. Ben kuyudan korkarım. Yapmayın. Yine ne oldu? Dönüşte babamıza ne cevap vereceğiz ha? Ne diyeceğiz ona? Onu kurt yedi deriz. Evet, babam Yusuf'u kurtların yemesinden korkuyordu. Zaten Kenan diyarının kurtlarla dolu olduğunu biliyor. Bize inanması için ona bir kanıt götürmeliyiz. Mesela... Kurt tarafından yenilen Yusuf'un kanlı gömleği olur mu? Bırakın beni! Bırakın! Hadi. Bırakın! Hayır! Durun, yapmayın! Gel bakalım! Yapmayın! Çıkar şu gömleği! Bana yardım edin! Çıkar. Durun, bekleyin! Durun! Size yalvarıyorum! Lütfen! Lütfen! Durun! Size yalvarıyorum. Levi'ye bir şey diyeceğim. Durun. Durun bakalım ne diyecek. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Git aşağı. Nasıl olsa onu kuyuya atacaksınız. Birkaç dakika önce veya sonra ne fark eder söylesenize. Bırakalım ne diyecekse söylesin. Söyle bakalım ne istiyorsun? Seninle yalnız konuşmak istiyorum. Ne dediğini duymadınız mı? Ben seni seviyorum. İyi biri olduğundan da eminim. Bana kötülük de yapsalar ben bütün kardeşlerimi seviyorum. Benim yüzümden başlarına bir felaket gelmesini istemiyorum. Bu yüzden Kenan'a gittiğinizde sakın babama bana neler yaptığınızı anlatmayın. Size beddua ederse hepiniz yok olursunuz. Başkalarına da söylemeyin. Gider babamıza haber verirler. Bu olay Allah'tan gizli değildir. Kardeşlerime söyle, tövbe etmedikçe Allah'ın gazabından kurtulamazlar. Tövbe edin, tövbe edin.
Tövbe edin ki Allah zayıf bir çocuğa reva gördüğünüz zulümden ötürü size azap indirmesin. Allah bizi bağışlasın. Babam bana bir peygamber olacağımı söyledi. Siz bunu biliyor da mı bana böyle zulmediyorsunuz ha? Ben sizin çocuklarınızın da sizin gibi gelecek peygamberlere bu şekilde zulmetmesinden endişe duyuyorum. Biz taş kalplilere lanet olsun. Siz Allah'tan habersizlere lanet olsun. Biz İsrailoğullarının kardeşimize yaptığını vahşi hayvanlar bile birbirlerine yapmaz. Biz Kabil'in başlattığı kardeş öldürmek gibi utancı bir kez daha dirilttik. Ne oldu? Ne bekliyorsunuz? Hadi gelin benimle. Korkuyorum. Beni atmayın. Levi, Yesekar, Zabulun. Allah bana yardım et. Senden başkasının yardımına güvenilmez. Sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Bana yardım et Allah'ım. Levi! Bana yardım et. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Levi, bana yardım et. Gidip ip getirin. Yardım edin. Levi! Yardım edin. Bana yardım edin. Yardım edin. Yusuf düştü. Levi! Yusuf! Yusuf! Yardım edin! Yusuf! 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 Sesi kesildi. Ne oldu? İstediğiniz bu değil miydi? Bunu yalnızca sen istiyordun. Biz böyle konuşmamıştık. Daha baştan beri onu öldürmeyi planlamıştın. Kesin artık. Bunun hesabını vereceksin. Kabil'in yüzünü ağarttın. O kendi yaşıtı olan kardeşini öldürmüştü ama sen küçücük bir çocuğu öldürdün. Allah'ın laneti üzerinde olacak. Bir lanet varsa hepimize yönelir. Sizler de en az benim kadar suçlusunuz. Şu halde bana fedakar bir kardeş rolü yapma, tamam mı? Sen de kötüsün. Sen Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Evet, ben Yusuf'um. Biliyordum. Bir gün seni göreceğimi biliyordum. Peki siz kimsiniz? Geçmiş dönemlerden, tarihin bağrından biri. Beni nereden tanıyorsunuz? Eski peygamberlerden biri başına gelenleri bana anlattı. Ve ben sana hayran kaldım. Seninle görüşmeyi çok arzuluyordum. Ondan senin işaretlerini vermesini istedim. Bir gün bu kuyuda, dünya kuyusunda ortaya çıkacak dedi. Ve siz de burada beni bekliyorsunuz yani. 1200 yıldır seni bekliyorum.
1200 yıl mı? Evet. Bir kurtarıcı bekliyorum. Senin geleceğini söyleyen peygamber bana git. Dünya kuyusunun dibinde otur. Bir gün Yusuf gelecek dedi. Ve bugün o vaat edilen gündür. Ben de sizi gördüğüme sevindim. Ben bütün peygamberlerin huzuruna çıktım. Ve her biri sana bir mesaj gönderdi. Hud peygamber, Yusuf sen adilsin. Mazlumların hakkını al dedi. Salih peygamber, Yusuf seninle lakabımız aynı. Kulların haklarını almak için ayağa kalk dedi. Yunus peygamber, Yusuf sen geçmiş bütün peygamberlerin varisisin. Onların getirdiklerini hayata geçir dedi. Gelişini müjdeleyen peygamber sana bir işaret gönderdi. Vaat edilen. Vaat edilen. Vaat edilen mi? Size minnettarım. Değerli bir işaret. Şimdi benden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece seni görmeyi istiyordum. Ve gözlerim seni görmekle aydınlandı. Artık hiçbir arzum kalmadı. Nasihatinize ihtiyacım var. Bu dünya kuyusunda işime yarayacak bir şey söyleyin. Dünyanın sırrı senin ellerinde. Senin nasihate ihtiyacım yok. Hangi sır? İyi bak. Her elinde kaş parmak ve kaş mafsal var. Beş parmak ve 14 mafsal. İşte bu söylediğin şifre. 5 ve 14. 5 ve 14 de neyin nesi? Bu şifre son peygamberin zuhuruyla çözülecek. Varlığın sırrı bu iki rakamda gizlidir. Bunlar sana rahat ve huzur verecektir. Rahat ve huzur verecektir. İhtiyar! Bekleyen adam neredesin? Rüya görmüş olmalıyım. Dünyanın sırrı senin ellerinde. Niçin bu mührü sıkmak bana huzur veriyor? Fırtına dindi. Ne zamana kadar burada kalacaksınız? Gitmiyor muyuz? Yusuf! Yusuf! Levi! Levi sen misin? Ben yaşıyorum! O yaşıyor! Yusuf yaşıyor! Yusuf! Yusuf! Ben yaşıyorum! Yaşıyorum! İçiniz rahat etti mi? Ne duruyorsunuz? Hadi gidelim! Duymuyor musunuz? Gidelim artık!
Senin boğulmandan korkmuştuk Yusuf. Niçin cevap vermiyordun? Ben de nasıl kurtulduğumu bilmiyorum. Beni dışarı çıkarın. Ben korkuyorum. Burası karanlık. Yapamam bunu Yusuf. Taş yürekli kardeşlerim buna izin vermeyecektir. Katlanmak zorundasın. Allah'a tevekkül et. Vakit geç oldu Yusuf. Bizim gitmemiz gerekiyor. Ama ben yakında döneceğim. Sana su ve yemek getireceğim. Merak etme. Suyun tuzluluğunu aldırma Yusuf. Sana tatlı su getireceğiz. Demek ki daha işin başında onu öldürmeyi planlamıştınız. Bu suyun tuzlu olduğunu ve onun susuzluktan öleceğini biliyordunuz. Biliyordum ama Yehuda bunu söylememe izin vermedi. Gidelim artık. Yolumuz çok uzun. Su tuzlu değil. İsrailoğulları gitti. Ben de gitmek zorundayım. Levi, ben korkuyorum. Yarın yine geleceğim. Ama bu gece dayanmalısın. Levi! Levi!